Gel bura. Otur. Ne oldu abi? Geç. Sen dediğimi yapmadın mı söyle? Yok abi, önce bir sistem bulmam lazım. Başlatma lan sistemi ne? Düzelt aranı, yoksa yakacak burnları bu kız. Tamam abi, bu iş bende. He, sen de. Bu kız var ya, bu kız. Alır seni çevirir, yere çalıverir. Dediğimi yap, hamtıraş. Yürü. İsteğin var mı abi? Yürü lan. Evet, çok yorulduk. Kahveyi hak ettik, he? Hey, kime diyorum? Yoruldun, hadi gel. Ben 10 kaplan gücünde bir insanım, yorulmam. Bırak şimdi kaplanı aslanı. Hırsından yapıyorsun, ben anlamıyorum. Ateşin bencilliğine uyuz oluyorum. Ha, sade de gel. Yok, sadece bunu söyleyeceğim. Başka da bir şey söylemiyorum. Peki, sen bilirsin. Nasıl? Konuş, anlat demeyecek misin? Aslı, sen beni deniyorsun. E anlat hadi. Hayır, anlatmayacağım. Peki, anlatma. Bak ya, yine. Aslı, ne olur anlat, yalvarırım. Hadi gel buraya, anlat, konuş. Bana güvenmiyor. Her şeyi kendi durumuna göre yorumluyor. Hem de bana güvenmiyor. Ne yapıyor da sana güvenmiyor? Benim dışımda herkesi dinliyor. Olanı biteni bir tek bana sormuyor. Ben de ona kızıyorum. Yine şifreli konuşuyorsun. Dengeler biraz karışık şimdi. Sana her şeyi söyleyemiyorum ki. Annesiyle benim aramda kalıyorsunuz. Yuh. Nasıl? Ne dedim de anladın ya? Anlaşılmayacak bir şey yok. Ya özür dilerim. Yanlış anlama. Yani senin yüzünden gibi olduysa ben sana vallahi söylemeyecektim. Aslıyım o. Bunlar normal. Olanlardan etkilenmeme şansınız yok. Ne yapacağım peki? Şöyle yapacaksın. Annesine ne kadar kızsan da bunu ona söylemeyeceksin. Ama yani... Yani ne? O onun annesi. Ben de senin annenim. Yani şimdi sen öyle seslenmesen de ben senin annenim. Sen de benim kızımsın. Öylesin tabii. Yani bu olanlarla ilgili konuşmamanız lazım. Yoksa çukura düşersiniz. Ama bu mümkün değil ki. Belli olmaz, belki de mümkündür. Bu sabah bazı kararlar aldım. Ne? Ne kararı? Yücel'in hayatından biraz uzak durayım diyorum. Nasıl ama? Bilmiyorum, deneyeceğim. Sen de bana yardım edeceksin. Bırakalım kendi dengelerini kendileri kursunlar, he? Ama sen öyle uzak durursan biz üçümüz... Oluruz Aslı'nın. Olduğumuz kadar oluruz ama oluruz. Bak, çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yücel çok zorlanıyor. Çok arada kalıyor. Bizim ona yardım etmemiz lazım, tamam mı? Sen o kadar iyisin ki. Keşke Yıldız teyze seni tanımak için biraz gayret etseydi. O zaman bu dertlerin hiçbiri olmazdı. Şimdi gösterse de geçmiş müsaade etmez. O onun kafasındaki geçmiş. Yani Faryalı 40 defa söyledi. Sen de ondan boşuna şüphelenmiş. Hadi kahveni iç, soğuttun. Güzel oldu. Mis gibi oldu. O.
hayırlı olsun. Teşekkürler. Bitti mi benim işim? Tabii, işiniz bitti. Aile, bana bir araç hazırlar mısın? Şoförüm yanımda değil de. Tabii, ayarlıyorum. Buyurun. Şirketlerin çoğunluk hissesi artık bizde. Tekrar zenginsin Evren Ergüven. Önce hisseleri satalım ondan sonra. Yani çok yakında. Ha bu arada ben bana gerçekten aşık olduğuna ikna oldum. Sen baya baya abini sattın ya. Evren, artık bana bunu yapma istersen. Sen yaptıklarından sonra bunları göze aldın. Tamam mı canım? Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Şşt, kelebek. Kelebek, duymuyor musun ya? Efendim Su, bir şey mi söylemek istiyorsun bana? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Kafam yerinde değil, kusura bakma. Nasıl konuşmuşum? Böyle kitap gibi konuşuyorsun. Ortasından konuştuk da ne oldu? Kimse anlamadı. Hadi eyvallah. Nereye? Efendim? Yani bana ne de? Değil mi? Sana ne? Hatta kime ne ki? Kelebek. Efendim Su, bir şey mi söylemek istedin bana? Ya sen niye R2-D2 gibi konuşuyorsun? Android misin? Hakaret. Çok güzel. Gider ayak duymak istediğim şey. Üzüntüm hafifletir. Hiç nereye? Sıfırdan bir hayata. Yeni bir sayfa. Belki Didim'e. Didim'e mi? Hı, Didim. Ne var Didim'de? İşte arkadaşın Çıplaklar Kampı'nda işletmesi varmış. Barda çalışacağım. Ne? Didim'de Çıplaklar Kampı mı var? Varmış ya da yokmuş. Proje halinde de olabilir. Bilmiyorum Su, ekmek parası 5 kuruşunda kalmadı, gidiyorum işte. Ya kelebek, anlatsana ne oluyor? Hiçbir şey. Anla ne oldu senin? Ne olmuş? Kelebek. Abimle kavga ettim. Abinle mi? Evet de kusura bakma, aile içi bir olay ya, detay veremem. Öf, başlatma şimdi, detayını anlat. Bak, benimle konuşma şeklin kendimi bana senin astın gibi hissettiriyor. Lütfen dikkat eder misin? Kelebek bak, geliyor dönen tekme. Tekme dönse ne olur Su? Giden dönmüyor ki. Kelebek hadi anlat artık, ne olur anlat. Hadi. İşte onunla bir dakika bile bu ortamda duramayacağımı söyledim. Ona hatalarını, yanlışlarını sıraladım. Ne konuda? İşte Yıldız abla konusunda, yaptığı yanlışlar konusunda. Ne? Evet Su. Yani abim bence hatalıydı. Bilmesi gerekiyordu, söyledim. Kelebek. Biraz sert söylemiş olabilirim. Nasıl sert? İşte yüz yüze bakamayacak kadar sert. Ne yaptın? Doğru olanı yaptım Su. Bizde iyiliğe iyilik, yanlışa yanlış var. Bak, burada kimse sahipsiz değil. Öyle kafasına göre insanların hislerini düşünmeden davranamaz. Böyle mi söyledin? İşte benim için hayatta çok önemli olan bir insanın, yani senin, üzüntün söz konusu olduğunda biraz sinirli bir insan olabiliyorum. Benim için mi? Ne fark eder Su? İnsanlık için. Hadi bana eyvallah ya da güle güle, tam tersi. Gel uf, gel buraya şapşal. Seni seviyorum. Ha. Arkadaş olarak mı, sevgili olarak mı? Asi. İyi, gitmeyeyim o zaman ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.